Günaydın efendim. 16 Şubat 2022 günlerden çarşamba. Evet, hem izleyenler hem dinleyenlere güneşli Bursa sabahından sevgiler, saygılar. Hava güzel, biraz böyle güneşi görünce bugün Bursa için 16 derece gibi bir meteoroloji raporu var. İnşallah öyledir. Havaların biraz ısınmasını özledik gerçekten. Bu sene kış çetin geçiyor Marmara bölgesinde. Yine soğuk havalar ve yine yağışların geleceği bilgisi de var. Yağsın, gelsin toprak. Her zaman yağıştan memnun. Göllerimiz kurumasın, topraklarımız kurumasın, kıtlık olmasın, gıda fiyatları düşsün diye umutla gökyüzüne bakıyoruz. Gıda fiyatları KDV %1'e indi ama fiyatlarda iniş yok. Çarşı pazar yine yangın yeri. Pazardaki rakamlarla marketlerde, manavlardaki rakamlar neredeyse aynı. Hatta dikkat çeken başka bir şey var. Pazar yerlerinde o insanların her zaman alıştıkları pazarcılar görünmez olmuş. Niye gelmediklerinin peşine düşenler de aldıkları yanıt her şey çok pahalı. Pahalıya alıyoruz, pahalıya satmak zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla bir süre pazarlara çıkmayacağız gibi cevaplar veriliyormuş. Hakikaten böyle alışık olduğumuz pazarcılarımızı görememek insanı hem şaşırtıyor hem de niye sorusunu sorduruyor. Meğer sebep buymuş. Onlar da pahalılıktan şikayetçiler anladığımız kadarıyla. Ya bu şeye benziyor. Evet, ıspanak, marul, taze soğan satıyor bir kişi ama sonuç itibariyle o da gidip patates, soğan, pırasa, ıspanak alıyor evine. Hani o da hem müşteri hem satıcı aslında. Dolayısıyla bu hayat şartları, elektrik faturaları, doğalgaz faturaları gibi bütün bileşenleri topladığımızda maalesef bütçeler çok ciddi anlamda sarsılmış durumda. Umut var mı? Elbette var. İnşallah ekonomi paketlerinden güzel güzel şeyler çıkar. Kabine toplanacak. Bakalım karşımıza neler gelecek. Hangi yeni uygulamalarla karşılaşacağız? Onları hep birlikte izleyeceğiz ve yaşayacağız. Ne diyoruz? Umudu kaybetmiyoruz. Enseyi karartmıyoruz. Bütün bu olumsuzlukların yanında güzel şeyler olmuyor mu? Tabii ki oluyor. Eğer hayatı güzel yaşamak istiyorsak, güzel bakmak istiyorsak, biraz da sevgi katıyorsak, o zaman da birazcık da olsa mutluluğu yakalamak, daha huzurlu bir hayat sürmek mümkün olabiliyor. Dün akşam biz öyle yaptık. Gittik Tofaş-Fenerbahçe maçını izledik. Basket maçı vardı. Çok keyifliydi. Çok ciddi bir izleyici kitlesi vardı Covid'e rağmen. Heyecanlıydı. Böyle Tofaş'ın önde götürdüğü setlerin sonrasında Fenerbahçe'nin galibiyetiyle biten, hakikaten tansiyonları yükselten çok keyifli bir maçtı. İşte orada hayatımıza 2 saatlik bir mola verdik. Eğlendik, gerildik, adrenalin yaşadık ama mutlu olduk. Dışarı çıktık, temiz hava soluduk. Ondan sonrasında hayatımıza devam ettik. İşte dedik ki hayatta her zaman olumsuzluklar değil, güzel şeyler de var. Bursa'da bugün de güzel şeyler oluyor. Ailemiz büyüyor. Bazen giden arkadaşlarımız oluyor. Onların yerine başkaları geliyor. Engin Aksöz de bu isimlerden biri. Engin Aksöz Bursa'da bugün ailesine yeni katıldı ama Bursa kamuoyunun çok yakından tanıdığı, bildiği, yıllardır bu meslekte dirsek çürüten emektar arkadaşlarımızdan biri. Hoş geldin Engin Aksöz. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Için teşekkür ederim. İyiyim, sağ olun. Evet. Ben de bu camianın bir ferdi olduğum için mutluyum. İnşallah meslek kariyerimin kalan yıllarını burada daha güzel performanslar sergileyerek, daha güzel yazılarla devam ettirmeyi düşünüyorum. İnşallah. İkimiz, her iki taraf için de hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Eksik güzel olmaz. Bir giriş yaptın. Türkiye ve dünya gündemine. Evet. Gerçekten biraz yani değerlendirmeye spordan çalışıyorum. Spordan daha çok insanların derdi geçim derdi. Ekonomik zorluklar. Evet. Yani onlar hayatımıza renk katan, evet, diğer alternatifler. Ama önemli olan burada hakikaten hayatın gerçekleriyle, evet, yüzleşmek, bunu kabul etmek. Biz de elimizden geldiğince onları hem kabullenip hem de daha hoşgörülü, daha sevgi dolu bir dünya yaratabilmek adına katkı sunmaya çalışıyoruz. Çünkü sen de farkındasındır, müthiş bir hoşgörüsüzlük var. İnsanların, evet, birbirine tahammülsüzlüğü var. Büyük bir müthiş bir kutuplaşma var. Evet, evet, evet. Bu siyasi hani cihazlar, siyaseten başlayıp bunu, evet, hani sporda da aslında çok yaşadığımız, evet, ve insanların birbirini kırıp döktüğü bir hale geldi. Hani spor kardeşlikti, dostluktu. Ondan eser kalmadı. Kalmadı maalesef. Niye doğru peki söylüyorum, böyle olduk sence? Valla spordaki kutuplaşma bu fanatik taraftar fobisinden kaynaklanıyor. Ben öyle diyorum. Yani insanlar takımlarını tutarken karşılaşmaya bir spor
müsabakası izlemeye değil, birbirlerine karşı kin kusmaya, öfke kusmaya, affedersiniz küfretmeye, hakaret etmeye geliyorlar. Bu sadece futbola özgü veya ne bileyim İstanbul'da üç büyüklerin maçlarında karşılaştığımız manzaralar değil. Anadolu'nun her cinahında böyle. İşte biraz önce sen bahsederken Bursa Spor mesela taraftar için belli bir kesim hala düşman onlar için. Maalesef. Bir rakip gözüyle maalesef. Maçlara da bu düşünceyle, fikirle geliyorlar ve içlerini, kimlerini kusarken de maalesef o güzel nezih ortamı kirletiyorlar. Mesela dün hakem birlikte izledik. Tofaş Fenerbahçe maçı. Gerçi çok gizli Fenerbahçeliler vardı. Ben Turvat'ıyla... Çok ortaya koydular kendilerini ama. Özellikle son çeyrekte, sonlara doğru Fenerbahçeliler ortaya çıktı. Evet. Değişik bir olaydı. Ben onu şöyle yorumluyorum. Tolga'yla da bunu ben çok sık konuşuyorum. Tofaşlı menajeri dostum Tolga'yla. Ona da geçmiş olsun diyorum. Covid olmuş o da. Öyle mi? Evet, geçmiş olsun diyelim. Evinde izolasyonda. Tofaş'ın diyorum seyircisi var, taraftarı yok. Yani bir kulüp takımı gibi değil. Sadece oraya çok insanlar arkadaşlarıyla, sevgilileriyle, ailesiyle, çocuğuyla geliyor. Yani çekirdek çitler gibi maç seyredip gidiyorlar. Bir destek, bir ateşleme yok. İşte Bursa Spor'la olan, Bursa Spor basketbolla olan farkları da bu. Orada Bursa Spor taraftarları gerçek bir şekilde takımlarını biraz holiganizme yaklaşan sloganları da olsa çok güzel destekliyorlar. Bunun son örneğini Galatasaray maçında gördük. Müthiş bir taraftar desteğiyle Galatasaray'ı yeniler. Mesela dün yaklaşık bir 4000 seyirci vardı. Ama en ufak bir reaksiyon, tepki gelmedi maçla ilgili. Sessiz sakin izlediler. Son periyotta Fenerbahçeliler çıktı ortaya. Evet. Topaş'ın arkadan gidişmesi desteğini gördük ama bu yeterli olmadı. Çok az bir farkla yenildi zaten. Az bir farklı uzatmada gitti maçta. Ama şey de var, basketbol izleyicisi farklıdır. Evet. Yani her şeye rağmen nezih bir seyirci. Kesinlikle öyle. Evet. Yani çoluk çocuk gelebilecek, evet. Eşiyle, çocuğuyla, arkadaşlarıyla. Evet. Hakikaten orada böyle bir aile ortamının geliştirildiği bir yer. Futbol da çok mümkün olmuyor. Mümkün değil. Yeni yeni başladı. Dikkat edersen son yıllarda kadın izleyici sayısı artmaya başladı. Çünkü hakikaten holiganizme varan şeyler var, görüntüler var, insanları korkutuyor. Maalesef. En son Beşiktaş Bursa Spor maçıydı basketbol. Evet, hatırla neler oldu. Evet, o böyle o tarafta kırıldı. Oturan herkes bizim tarafa kaçmak durumunda kaldı. Çocuklarıyla, eşleriyle gelen insanlar bin pişman oldular maalesef. Geldiklerine. Hani bu görüntüler hoş mu? Asla değil. Hele basketbolda buna kesinlikle izin vermemek lazım. Akşam bir iki türbünde azıcık küçük böyle çatışmaları çıktı, gördüm. Fenerbahçeliler aralarında Bursalıların arasından tezahürat yapmaya kalktılar. Benim oturduğum VIP türbünün arkasında vardı. Bir iki tane kız arkadaşı da gelmiş. Fenerbahçe'ye bir Ama anlayışla karşılamak lazım. Evet. Yani ben bunu da hoş anlamıyorum. Hoşgörüsüzlük çok ama her yerde var. Yani bu şey hani siyasi taraftarlık yoğunlaştığı için bu artık spora fazla sirayet etti. Yani herkes aynı siyasi parti ya da aynı siyasi görüşe sahip olmak zorunda değil. Sporda da böyle. Tabii senin düşünceni ben paylaşmam. Evet. Benim tuttuğum kurallara ben tutmam ama tartışabiliriz. Tuttuğu kurallara saygı duymak gerekiyor. İşte bunu yapmadığımız için daha doğrusu tartışma kültürünü beceremiyoruz. Maalesef. Bilmiyorum. Bu konuda ben de kendimi bir paye çıkarmak istiyorum. Övmek gibi olmasın. Bu konuda Bursa basınında holiganizmin üzerine giden belki de tek yazar benim. Çok eleştiriyorum taraftarı. Bayağı linç kampanyası uğradık ya. Arkasından da linç uğruyoruz sosyal medyada. Yani küfürle hiçbir şeye değdirmiyor. Evet. Ya insanlara soruyorum mesela. Maçtan sonra tribün liderleri, amigoları tanıyorum. Ya arkadaşlar bak aile geliyor. Adını, eşini almış, çocuğunu almış. Ayıp ya, küfretmeyin diyorum. Abi küfretmezsek ben maça geldim anlamam ki. Küfür maçın tuzudur, biberidir diyor. Yani çok mantık ilginç. Böyle. Evet evet. Mantık yani Türk insanında bu yerleşmiş ve maalesef. Yani kadınlar, genç kızları da görüyorum aynı tepkileri veriyorlar maalesef. Yani küfürlü. Biraz önce bir noktaya değindim, onu açmak istiyorum. Hı-hı. Çok nezih bir seyirci geliyor dedin basketbol maçlarına. Bu sene sanıyorum 3 ya da 4. sezonu. Sahanın içinde biliyorsun VIP koltuklar var. Evet. Oraya insanlar aileleriyle, eşleriyle, dostlarıyla da geliyor, çocuklarıyla giriyor. Dün ben de oradaydım. Basın tribünden oraya oturuyorum. Boş olduğum zaman oraya geçiyorum. Orada mesela çok nezih bir ortam var. En ufak bir kötü söz yok. Sadece bir tepki hakeme işte onu mu yanlış tutuk çaldın gibi bir tepki var. İnsanlar gayet medeni bir ortamda eşiyle, dostuyla, kızıyla maçını izliyor. Bu gerçekten önce bir Fenerbahçe Ülker Spor Arena'da başladı bu. Sonra dalga dalga diğer salonlara yayıldı. Bursa'da da bu konuda sanıyorum İzmir'den bile önde iyi bir durumda. Evet, hem Bursa Spor'un büyük koltukları var, hem Tofaş'ın var. Orada nezih bir kitle oluştu. Şimdi bu kitlenin bu olgun ve medeni davranışının tribünlere yansımasını bekliyorum ben.
Yani tribünler de maçı zaman lazım. Tribünler de maçı insanca medeni izlemeli. Sonuçta bir spor. Evet. Yeneceksin veya yenileceksin. Evet. Kabul etmek evet, lazım. Evet, sonuçta hep maalesef. Var yani. Akşam AK Parti Bursa İl Başkanı vardı. Maçı izlemeye gelmişti Davut Gürkan. Evet. Tabii hep şey var bizde. Hani bir protokol isim gelince kraldan çok kralcılar türüyor. Şimdi maç bitti akşam. Davut Gürkan'ı hepimiz tanırız. Yani evet. Tevazuluğunu da bilirim. Hemen kapılar, efendim buradan geçemezsiniz, şuradan gideceksiniz gibi böyle o maça gelen insanlara farklı yönlendirmeler, olur. Yollarını uzatma olur. Çabaları görevliler tarafından. Ya bunlara ne gerek var? Ben de bunu anlamıyorum. Hani niye bu çifte standart? Şimdi Aysun, salonların biliyorsun güvenliği özel güvenliğe veriliyor. Bunlar da maçlar başlamadan önce sanıyorum kulüp yetkilileriyle bir toplantı yapıyorlar maç öncesi. İşte şuradan girsin, buradan girsin diye. Ben onu protokol tribünden basına girerken görüyorum. Kapıda sen de görmüşsün. Bekleşiyor insanlar. Hı hı. İşte Covid kontrolü oluyor. Biletlerine bakıyorlar. Ya girişte olabilir ama çıkarken artık maç bitmiş evet. Yani. Evet. Bırakın insanlar en hızlı nasıl orayı evet, boşaltabilirler. Doğru. Hani yok ille buradan çık dünya kadar yolu git merdivenlerden in tekrar aşağıdan evet. Oradan. Ne gerek var? Gerek aç kapıları. Evet. Herkes çıksın gitsin. Bir an önce o salon boşalsın. Evet. Hani hakikaten akşam mesela şeye dikkat ettim. Covid yok salonda. Yani maskesiz insanlar maskesiz, çok tabii, fazla. Tabii yani iki buçuk saatte maskeyle oturmak hakikaten insanı boğuyor ama doğru. Yapacak bir şey yok. Dip dibe oturuyorsun hiç tanımadığın insanlarla. Aynen. Yani temaslı mı, Covid mi bilmiyoruz hiçbirimiz birbirimizi. Bir tedirginlik zaten var. Bırak bir an önce boşalsın. Başlangıçta salonlara giriş %50 seyirci kapasiteli de artık birer tane koltuk boş bırakılacaktı sonra. Kameralarla denetleniyordu evet, biliyorsun. Evet, her şey olduğuna bırakıldı. Arada bir geliyor işte maçın gözlemcisi lütfen maskenizi kaldırın diyor. Yani ya tabii bu aslında şey hani yaptırımlarla olmamalı. Biz bireysel sorumluluk evet. Hissetmeliyiz. Kendi tamam, tedbirlerimizi tamam. Kendimiz aynen. Almalıyız. Özellikle. Evet öz dün akşam Bursa Spor'un da maçı vardı. Evet. Sen tabii basket izleyince maalesef futbola basket, gidemedin. Evet. Nasıl geçmiş? Vallahi işte Kaan'a da sordum bir an önce. Yanında da benim Akran Game'lik basketbol takımı var. Bu Bursa Spor'un pardon Tofaş'ın pilot takımı. Onun menajeriyle oturduk. Benim cep telefonun aküsü bitti, kapandı. Aa. Bir türlü bakamıyorum. Ona soruyorum. Yengen abi 0-0 dedi. Şaşırdım. Sonra 9 kişi kalmışlardı. Dedim herhalde yenerler. 88'de Yengen abi gol yemişler deyince. Tabii üzüldük. Yani nedir olsa gazeteci kimliğimiz olsa da ben 1965'ten beri Bursa Spor'u önce tribünden sonra medya olarak takip eden birisiyim. Yani takım gerçekten bu galibiyetle tekrar durumunu zora soktu. Yani playoff falan hayal ediyor insanlar ama o bir hayal, ütopya, hayal de değil, ütopya. Bu sene hedefe kümede kalmak olmalı ama bu mağlubiyet takımın önümüzdeki haftaki maçları için de bir demoralizasyona neden olabilir. Genel kurul oldu. Ne zaman? Haftaya mı? Bu hafta sonra büyük ihtimalle olmayacak. Hı-hı. Önümüzdeki haftada çoğunluk sağlanmadan ikincisi olur. İşte yeni başkan adayı koltuğuna oturur. Peki ne olur? Değişiklik olur mu? Bir değişiklik olacağını sanmıyorum. Yani gelen yönetimde biliyorsun belediye kaynaklı arkadaşımız, genç bir arkadaşımız, mali müşavir gördüğüm hı-hı. Kadarıyla en azından Bursa Spor'un hesapları biraz daha sağlıklı denetlenir. Yani şöyle söyleyeyim, gerçekten işimde olduğum için rahmetli Yazıcı'dan sonra gelen bütün yönetimlerin Bursa Spor'un bu duruma gelmesinde katkıları çok büyük. Recep Bölükbaşı'dan başlayarak bütün gelen yönetimler herkes günü kurtarmak için kulübü yönetti. Eylemcilik yaptı. Çok açık söylüyorum. Çok büyük yolsuzluklar, istismarlara uğradı kulüp. Oo. Özellikle menajerlerle yöneticiler arasındaki diyalog hep kulağımıza geliyordu. Hı hı. Yani atıyorum mesela 3 kuruşluk oyuncuyu 5 kuruş gösterip aradaki 2 kuruşu menajerle yöneticilerin paylaştığı yönünde çok yoğun ihbarlar aldık. Ben birebir basın toplantılarına sordum. Tabii hiç kimse ben bu işi yaptım demez. İnkar edildi. Hı hı. Ama sonuç itibariyle çok zor duruma geldi kulüp. Çünkü Süper Lig biliyorsun yayın geliri var, havuz geliri var. Hı hı. Maç hasılatlarınız gayet yüksek, iyi paralar kazanıyorsunuz. Spor Toto birincilikte en ufak bir geliriniz yok. Havuz geliri yok. Evet. Maç geliriniz zaten çok mütevazı. Biletler çok ucuz. Hı hı. Bütün her şey yöneticilerin cebine bakıyor. Yöneticiler verdiği sürece de işte Bursa Spor yürümeye çalışıyor. Ondan sonra işte o yönetim, o başkan buraya gelsin, bu başkan yönetimi alsın. Maalesef insanları da küstürdük. Ben eski başkanlarla dirsek temasındayım. Mesela Levent Kızıl'la, Ömer Kızıl'la görüşüyorum. Arada bir Celal Bey'i arıyorum. Yine eski başkanlardan Remzi Cinoğlu'la çok sıklığı olan var.
Özellikle Remzi Cinoğlu'nun teşhisi. Bursa Spor bu mantıkla bu kafayla giderse maalesef daha çok küme düşecek. Amatöre kadar gideriz Engin demişti. Yani belki Kocaeli Spor'un, belki bilirsin bilmezsin, amatöre kadar düşmüştü Kocaeli Spor. Hı hı. Sıfırlandı kulüp. Borçları küme düşünce sıfırlanıyor. Yeni baştan dizayn ettiler, ele aldılar kulübü. Şu an Spor Toto'da birincilikte oynuyor. Bursa Spor da bu yolu deneyebilir aslında. Yani bana göre gidişat öyle. İnşallah temenni etmem ama böyle. Hayır yani bazen dibi görmeden zirveye çıkamazsın deniyor. Biraz ya. Da ders almak lazım. Yani evet. Ders almak lazım. Kulübün kötü yönetimlisinin hem taraftar hem de yönetimler ders olması lazım. Yani burada ben taraftar kesimini de suçluyorum. Kim başkan geldiyse 3 maç sonra istifa demeye başladılar. Kim gelirse gelsin. Ali Veli Hüseyin. Hiç unutmuyorum Ömer Kızıl'da, pardon Levent Kızıl'da aynı şeyi söylüyor. 2006 yılında 2. ligden 1. lige tekrar yeni adıyla Süper Lig'e yükseldik. Burada bir Fenerbahçe maçı oynuyoruz. Zulhan Levent de başkan. Levent Kızıl'ın ağzı alınmayacak şekilde ailesine, rahmetli babasına hakaret ederek tepki koydular. Ve hiç unutmuyorum 3. golden sonra da Ömer Kızıl Levent Kızıl o tribünü terk etti. Ve o günden beri de ben bir daha Bursa Spor'a asla yönetici olmam. Katkımı koyarım firmam olarak yani. Uludağ'ı içecekti ama yönetici olmam diye elini ayağını çekti. Herkese böyle küstürdü. Şimdi kimseyi eski cenahattan, o benim kuşaktan mesela Cavit abi, Cavit Çağlar, işte Remzi Cinoğlu olsun, ne bileyim başka isimler olsun, kim gelirse aklınıza, kimse Bursa Spor'a başkan olmak istemiyor. Tepki yani nedeni taraftar tepkisi ve aşağılanmak, korlanmak, ne bileyim kötü tezahüratlarla, küfürlerle, ailevi ve manevi değerlerine hakarete uğranılması. Evet peki bir de şey var aslında yani spor deyince hep akla futbol geliyor. Oysa ki o kadar çok spor dalı var ki evet. Bu konularda çok başarılı gençlerimiz de var evet. Bambaşka branşlarda. Ama niyeyse onlara katkı koymak, onları öne çıkarmak ve desteklemek anlamında hep gerideyiz. Ülke olarak da böyleyiz yani evet. Sadece Bursa olarak söylemiyorum bunu. Genel anlamda böyleyiz. Yani amatör kulüpler desteklenmeli. Yani altyapıdan bir sürü genç çocuk destek var. Destek var ama yani yetersiz. Çok yani yetersiz. Çok yetersiz evet. Desteklenmeli deyince evet. Gerçekten hani Bursa Spor için yapılan fedakarlıkların yüzde kaçı onlar için yapılıyor? Evet doğru söylüyorsun. O anlamda söylüyorum. Doğru. Onların desteklenmesi lazım. Orada hakikaten yıldız olabilecek çocuklar var. Onları keşfetmek ve satmak, para kazanmak, evet. Belki kendi takımlarında yer vermek. Ne bileyim eskrim olur, yüzme olur, voleybol olur, yani atletizm olur. Bir sürü spor dalı var ama hep biz Bursa Spor'u konuşuyoruz. Futbol konuşuyoruz. Evet, hep doğru. Futbol konuşuyoruz evet, yani. Evet. Niye böyle? Şimdi aslında o konuda benim eski çalıştığım medyada röportajlarım oluyordu. Hı hı. Seçerken de özellikle futbolun dışında ekstrem branşlardan, mesela hiç duyulmamış branşlardan hı hı. Sporcular getiriyordu. Mesela bir örnek vermek gerekirse Hatice Kübra İlgün. Hı hı. Tekvando'da olimpiyat üçüncüsü oldu. Avrupa ve Dünya ikincilikleri vardı. Bu kızı gazeteye çağırdım. Hı hı. Henüz daha Tokyo Olimpiyatları 2020 iptal edilmemişti. Hı hı. O yaz konuştuk. Dedim Hatice inşallah dedim uğurlu gelir. Olimpiyatlarda derece elde edersin. İnşallah abi demişti. Olimpiyatlarda üçüncü olduktan sonra ilk aradaki kişi ben oldum belki. Ne güzel. Tebrik ederim. Tekrar dedim gel röportaj yapalım. Olur abi dedi ama sonra onun protokol ziyaretleri başladı. Çok kişiler çağırdı. Şimdi birinci neden şu. Yani diyorsun ya futbola yatırım yapılıyor. Sporcular futbola yöneliyor. Gençler özellikle nerede para varsa oraya yöneliyorlar. Şimdi ama işte ona teşvik ettik galiba. Ya topçu evet, ya popçu evet. Olacak. Mesela bir şey var şimdi ya. En gözde Bayan Voleybolu. Bayan Voleybolu'nda Vakıfbank ve Eczacıbaşı bu işin lokomotifleri. Genelde baktığında lig belediye orijinli. Yani çoğu kulüpler belediye destekli. Arada bir Türk Hava Yolları işte sigorta, Berk Grup Sigorta gibi ekstremler çıkıyor. Çoğu belediye orijinli. Sporcularda çünkü bayan voleybolunda çok büyük paralar dönüyor. Özellikle Vakıfbank Eczacıbaşı'nda. Bir örnek vermem gerekirse Vakıfbank'ın Isabel Hak diye bir İsveçli pasör çaprazı var. Müthiş bir oyuncu. Yıllık yanılmıyorsam aldığım bilgi 2 milyon euro para kazanıyor. Yani bu parayı başka bir spor atıyorum. Sen atletizm yap desen, tekvando yap desen oraya yönelmez. Sporcu para neresi sporcu da artık oraya yönelmiyor. Bu da etkili. Yani senin dediğin katılıyorum. Devlet desteği olmalı. İnsanlar başka sporlara sponsor olmalı ama sponsor olurken oraya çekecek sporcu bulamıyoruz. Ben yapmam diyor. Parası yok diyor.
O da kötü işte. Evet. Tabii şu var, yani mesela futbolculuk cazip hale getirildi. Neden? Çok para kazanıyor. Çok para kazandı. Çok büyük rakamlar yani, var. Çok haksız kazanıyor, evet. Ben onu söyleyeyim yani. Evet. İnanılmaz para kazanıyor. Bence de. Çok. Hani ya topçu ol ya futbolcu. Evet. Şöyle söyleyeyim. 17 yaşında profesyonel olsan Süper Lig'de bir oyuncu olarak, 33-34 yaşında bıraksan, düzgün olarak oynasan, aldığın parayı tutsan, ömür boyu bir daha çalışmana gerek yok. O parayla idare edersin. O kadar ama büyük işte para tutabilirsen. Tabii. Bazıları açıyor. Bazıları geçmişte tutabilir. Sinema sanatçıları, şarkıcıları hatırlasana. Evet. Yani o kadar şaşalı bir hayattan sonra sefalet içinde yaşamlarına maalesef son vermiş isimlerimiz var. Çarpıcı örnek vereceğim. Mesut Şen'i az çok bilirsin. Rahmetli Mesut Şen. Onunla çok samimi bir dostluğum vardı. Buradan Nur için de yazsın. Bir kez daha saygıyla anıyorum. Evet. En son röportajını 2 sene önce o eski medyada yapmıştım. Vakıfköy'e gitmiştim. Kolon kanseriydi artık son aşamaları. Ondan sonra oturduk, konuştuk, moral verdik. Artık Engin İnerci de bıraktım, umudum kalmadı dedi. Dedim salma kendim dedim, sen Türkiye'nin en büyük topçusun, bak Bursaspor'dan Beşiktaş'a gittin, milli takıma gittin. Ondan sonra Engin dedi, ben bir para kazanamadım ki dedi. Bursaspor'da 3 sene bedava oynadım, ilk imza attığımda aldığım para 3000 liraydı dedi. Sonra bir 7-8 bin lira para aldım, onunla bir Mustang aldım dedi. Hatırlarım ben, 78'li 80'li yıllarda Mustang ile heykelde dolaşırdı. Bir de Sakaldaköy Caddesi'nde hala kalorifersiz eşi orada oturuyor. Ve işte 3 oda bir salon bir evim var dedi. Yani Mesut abi dedim, sen şimdi topçu oynasan dedim, değerim 5-6 milyon dolar dedi. Maalesef dedi, dünyaya erken gelmişsiniz. Evet. Yani bir de öyle bir durum var. Doğru. Eskiden kazanılmıyordu, şimdi inanılmaz kazanıyorlar. Doğru. Bir de menajerleri var. Yani Mesut'un, Ersel'in o genelinin hiçbir menajeri yoktu. Yöneticiler konuşur, yöneticiyle yüz yüze konuşurlardı. Çoğuna da sırtına yönetici pişpişlerdi. Sen bizim evladımızsın, al şu kalem imzayı at diye. İmzayı atardı. Yöneticinin gönlünden ne geçiyorsa o parayı alırdı. Çok yani... Pazarlık şansları çok fazla çok yoktu. Değildi. Yani bazıları yapıyordu ama mesela Mesut Ersel gibi jenerasyonun hiç pazarlık yaptığını sanmıyorum. Bir diğer örneği de Sedat Düştür. Sedat Düşü Beşiktaş sanılmıyorsam 1982 senesi olabilir. Mehmet Üstünkaya başkan almaya karar veriyor. Sedat İstanbul'a gidiyor. Beşiktaş bayrağıyla falan resimleri çektirmişti. Ben o resimleri daha saklarım. 10 milyon lira para veriyorlar 2 yıllığına ve Etiler ya da Levent'te bir daire. Artık imza atacaktım diyor. Sonra şöyle bir düşündüm diyor, kendi kendime bir empati yaptım diyor. Sen Bursalısın, Bursa'nın çocuğusun. Buradan milli takıma gittin. İşte Wembley'de milli takım başında kaptan çıktın. Bursa Spor'un kaptanı. Herkes seni tanıyor. Geri dön Sedat dedim diyor. Ondan sonra geri döndüm diyor. Peki dedim, kaça imza attım dedi. Söylemeye utanıyorum dedi. 10 milyondan 3 milyona indim dedi. Oh. Bir de Kükürt dedi. Van Tesis'in karşısında rahmetli İbrahim Yazıcı ile Hayri Yazıcı kardeşlerin bir dairesi var. Onu vermişler. Bütün mal varlığım bu dedi. Hala Sedat emekli maaşıyla çok mütevazı bir hayat sürüyor. Cep telefonunu kullanırken akıllı telefonu yok. Telefonun interneti bile yok. Bazen arıyorum. Engin kusura bakma, ben de akıllı telefonum yok, internetim de yok diyor. Sen ara bana, konuşalım diyordu. Yani öyle. O devirler oyuncular ne verirlerse bir lokma bir rıka mesali. Çok az paralar verdiler. Şimdi menajerlik müessesenin de profesyonelleşmesiyle maalesef oyuncuların artık ayakları yere değmiyor. İşte atıyorum 1 milyon isterim, 2 milyon isterim, kapı açıp ama alamıyorlar. Alamıyorlar tabii. Ya para yok kulüplerde, evet, dediğim gibi yani. Evet. Para yok. Bütün kulüpler için geçerli. Aynen, hepsi için çok geçerli. Çok borç batağında tabii, tabii. Hepsi. Hepsi olmayan yok. Yani bir de şey var, böyle hani kulüp başkanı efendim böyle çok popüler, zengin bir iş adamı olursa işte o spor kulübü refah içinde yaşar deniyor. Yok öyle bir şey işte. Yok. Ali Koç var Ali yani Koç, Fenerbahçe'nin başında. 3 senedir, 4 senedir 4. seneye gidiyor. Her maçta her şey tribünler, para olmadı. Olmadığını anlatmak için Koç'u sıfır diye bağırıyorlar. Doğru söylüyorsun. Ama akıllanmıyoruz ya da ders yok, almıyoruz galiba. Almıyoruz. Yani aileler mesela çocuklarının bir meslek sahibi olması için meslek lisesine göndermek yerine onu işte bir futbol kulübünün altyapısına gönderip orada oradan işte futbolcu böyle olsun, parlasın. Kısa yoldan dönsün. Evet, kısa yoldan para kazansın. Aynen, aynen. Ama bunları biraz değiştirmek lazım. Bunu değiştirmek için de bana göre spor yasası çıkarmak lazım. Yani özellikle yönetici kriterleri getirmek lazım. Hala konuşuluyor ama hala gündeme gelmedi. Bir kulüp yönetime giderse yaptığı borcu eski yönetici ödeyecek diye bir futbol federasyonu bir yaptırım vardı. Mesela ben kulübü yönettim. Bursaspor'u batırdım. 3 milyar borç bıraktım. Gidiyorum. Giderken o borcu ben ödeyeceğim. Engin Akçay ödeyeceğim. Tamam. Niye? Böyle olması lazım. Bunu bütün uygulamada baskı uyguluyorlar. İşte büyüklerden baskı geliyor. Atıyorum Ali'den, Veli'den, Hüseyin'den baskı geliyor.
bunu yapmayın başkan. Federasyon başkanı da oraya işte bildiğimiz evet. malum insanların aynen. desteğiyle, kulüplerin siyasi, desteğiyle. Yani. Siyasetin futboldan elini eteğini çekmesi kesinlikle, lazım. Kesinlikle katılıyorum. Mesela yani. Ali Nur Başkan ateşten bir gömlek giydi. Bursaspor'un en azından bu zor durumda sahip çıktık. Hala eleştiriliyor. İşte siyaset kulübe girdi de. Kardeşim siyaset kulübe girdi de başkan bulamıyorsun işte. Evet. Ben konuşuyorum. Ben bilmem yani. Diyor yani. Atıyorum isim verdim biraz önce anlatırken. Kimse gelmek istemiyor. Doğru. İnsanları küstürmüşüz. Adamın mezardaki babasına küfretmişsin. Ailesine küfretmişsin. Cebinden para vermiş. Ben bu işi niye yapayım diyor. Bakarım keyfime diyor. Niye gelsinler? Doğru. Yani yakında bu kafayla giderse Bursaspor'a niye görüyorum? Biz yönetici bulamayacağız Aysin. Öyle görünüyor. Ama Türkiye'de yani. Buluruz. Bu kafayla yani bu liglerde veya aşağıki liglerde yönetici bulamayız. Kimse gelmez. Demek ki yani çok şey olmuş. Ali Nur Başkan da baskılardan bunalmış ki dün meclis toplantısında bu konuyu gündeme getirmiş. Evet. Bununla ilgili de açıklama yapmış. O da senin dediğin gibi diyor. Yani kimse çıkmadı, sahiplenmedi. Tabii. Ne evet. yapsaydık? O zaman ne yerli başkan oldu? İşte Turgay Başkan atıyorum mesela. Hı hı. O alsaydı kimse almıyor. Turgay Erdem'le de görüşüyorum. Bir hı hı. dernek olarak TSE'de Bursa Şubesi'nde genel sekreterim. Bursa Spor gelecek dediği zaman diyor tüylerini diken diken oluyor. Mutlaka bir şey isteyecekler diyor. Hı hı. Onların şeyin neyini vereyim ben diyor yani. İnsanları da soğutmuşuz artık. Oraya git para iste, buraya git para iste. Maalesef. Vallahi bir şeyleri değiştirmek lazım da İnşallah nereden başlamak değişecek. Lazım? Tabii. Bence şey var yani işte o voleybol ve basketbolda biraz daha öne çıkarmak lazım. Daha etkin hale getirmek lazım. Çünkü öylece hani onlar daha öne çıkarsa onun izleyici kalitesi de bir parça daha yüksek evet. olduğu için belki futbolda arkasından gelerek hem kendini revize eder, yeniler hem taraftar olarak evet. hem kulüpler olarak ve kent aidiyeti daha fazla gelişir. Belki bir şeyler değişir. Mesela voleybolu pek seni göremiyorum. Geliyor musun bilmiyorum. Çok ama nadir. Voleybol maçlarında çok nezih bir seyirci var. Evet. Yani şöyle altyapı öğrencileri geliyor. Hı. Öğrencilerin aileleri geliyor. Eş dost geliyor. Orada en ufak bir küfür yok. Büyükşehir Belediyesi erkek ve Nilüfer Belediyesi bayan takımlarında. Çok başarılılar. Evet çok başarılılar ve oradaki seyirci profili benim istediğim, özlediğim seyirci profili. Yani ağızlardan en ufak bir kötü söz olmadan sadece takımlarını destekliyorlar. Ya yıllarca şeye gittik işte biliyorsun şimdi yıkıldı o bina spor salonu. Spor salonu evet. tabii. Orada hatırla böyle dip dibi iç içe aile olurduk. Orada evet. yeni dostlar evet. yeni arkadaşlar edinirdik. Tabii. Yani bütün Bursa oradaydı kardeşçe kimse kimseyle kavga etmeden kırıp dökmeden. Evet. Yani şimdi bırak şeyi küfürleşmeyi yani tahribat veriliyor salonlara. Fizik olarak yani birbirine evet. saldırıyorlar. Evet. Allah korusun mesela dün akşamki maçı Fenerbahçe-Bursa spor maçı olarak düşün. Orada Fenerbahçe sevgisi bağırsa o holigan grup onların üzerine atlardı. Kavga eyvah, etmeye giderlerdi. Eyvah eyvah. Evet. Yani hakikaten o güvenlik de o anlamda çok evet. öne çıkıyor. Evet. evet. Peki bir spor yazarı olarak bunca yıldır bu camianın Hı-hı. içerisindesin. Böyle unutamadığın anıların paylaşmak ister misin? Unutamadığım anılar çok var. Çok vardır tabii, tabii ki öyle. Mesela bir tanesini bahsedeyim. O zaman lise, daha henüz taraftarım. Hı-hı. Lisede mi? Ortaokul son mu? Lisede okuyoruz galiba. 69 senesi. Göztepe'de bir Türkiye Kupası yarı final maçı oynuyoruz. Oradaki maç 0-0 bitmiş. Burada da biz 1-0 öndeyiz. Hı. Yok. 0-0 bitmiş. Burada da 0-0 gidiyor. Hı hı. Eğer uzatmaya giderse bir şansımız daha var. 89. dakikada şimdi hayatta sanıyorum Nihat Yayöz kafayla bir gol attı. Maç 1-0 bitti. 89'da yedik golü. Bir dakika sonra da maç bitti. Tabii insanlar çok tepkili. Dışarı çıktım. O Kültür Park eski stadın orada Hı-hı. Kültür Park'tan yukarı doğru çıkan evet. dermenler vardır. Evet. İnsanlar oturmuş orada böyle ağlıyorlar yazık. Bilmiyorum. Koca koca insanlar. Onlara bakıyorum. O zaman Bursa'nın Vahdet Erdal diye belki hatırlarsın. Hı-hı. Papyon'da bir emniyet müdürü vardı. Hı-hı. Millet o kapanın önünden ayrılmıyor. Ondan sonra çekilin, dağılın, gidin de kimse gitmiyor. Hı-hı. Ondan sonra millet birden galeyana geldi. O Vahdet Erdal'ı Kültür Park'ın o stat karşısındaki şeyler var ya duvara sıkıştırdılar adamı. Adamı resmen linç edecekler. Anında itfaiye yetişti. Hortum osu sıktı. Niye? Orada, emniyet müdürünün suçu var. Emniyet müdürünün yok suçu yok. Millet galeyana geldi muhalefetin. Adamı fena. Sıkıştırdılar. Linç etmeye kalktılar. Tabi itfaiye tazikle su sıktı. O arada ben de oradayım bakayım diye gittim. Bütün üstüm başım sıçtı. Eve gittim. Demek ki çok meraklı olmamak lazım. Eve gittim. Rahmetli annem babam. Ne oldu ya dedi. Yağmur da yağmıyor dedi. Böyle dedi. Babam ne işin var senin orada? Onu tek tersine diyor emin ediyor. Onda hiç sporla ilgisi yoktu. Gazetecilik hevesin olanlardan varmış öyle, demek öyle. Ki.
Bir de babam da gene atayım, o da hayatta hiç maça gitmemişti. Baba, ya benim kim maça götür dedi, gidelim baba dedim ondan sonra. Baba sana diyor, genelde çocuklar bana, babasına ha, söyler beni maça götür. Bunu maça dedi, Fenerbahçe Bursa maçı, gene bu sene 67-68 olabilir, maratona gitti. Fakat giderken şöyle koca bir sepet hazırladı rahmetli annem. İçinde ne istersen var, köfteler, soğuk yiyecekler. Pikniğe gider gibi. Pikniğe gider gibi, oh, ondan sonra kuyruğa girdik, gittik, oturduk. Şimdi bir pozisyon oluyor. Birisi yuh diye bağırıyor, arkasından babam bağırıyor. Niye bağırıyorsun baba diyorum. O bağırıyor diyor, ben de bağırayım o zaman. Neyse sepeti açtık. Ve sepette de yok yok. Şimdi babam bakıyor, al bir tane sen de ye bunu. Göz hakkı vardır diyor. Dağıtıyor böyle. Bir baktık sepetimde bize bir şey kalmadı. O gün de 1-0 yenilmişti. Yılmaz Sen atmıştı golü. O da rahmetli oldu. Şimdi Selim Soy'dan Hülya Koçyiğit'in eşi, o da oynuyordu o zaman. Yeniye beğenmişti Hülya Koçyiğit'e. Ona çok takıldılar. Hülya, Hülya diye tribünlerden. Ama o zaman küfür yok. Tabii. Çok nezik bir seyirci var. Bir de şu var. Deplasman seyircisi maçlara gelemiyor. Evet, onun avantajı vardı. Babam öyle bir anısı oldu. Ya dedi, bu maç dedi, bir şeye benzemiyor futbol dedi. Ben maça falan bir daha dedi. Çok ilginç. Bazı insanların mesela gerçekten hiç sempatisi yok futbola. Hiç. Hani genelde şey erkek spor olarak evet, görünür ya. Evet. Ama öyle kızlar var ki deli gibi futbol aşığı. Ve müthiş ben. Maçları evet. Takip ediyorlar. Hani salondan geliyorlar. Evet evet. Salonda gerçekten geliyorlar. Öyle. Evet. Ya spor yapmak da sporu takip etmek de aslında çok güzel bir şey. Niye güzel bir şey? Bir kere sosyallik. Hı-hı. Yani o maça gelmek bir sosyal aktivite. Kesinlikle. Orada tanımadığınız insanlarla yan yana oturuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz, evet. Kritik yapıyorsunuz birlikte, oyuna dair fikirlerinizi doğru. Sunuyorsunuz. Yani oradan çıkışta belki sohbeti ilerletiyorsunuz, bir yerde oturup çay kahve içiyorsunuz. Evet. Hani bunlar maçlara sürekli gidenler için söylüyorum. Evet. Böyle çok arada gidenler de olmuyordur belki ama dün akşam mesela baktım salonda. Küçücük çocuğuyla Fenerbahçeli bir çift vardı. 2 yaşlarında falan kız çocukları. Onu Fenerbahçe formaları giydirmişler. İç çamaşırı ne kadar sarı kırmızı sarı lacivert yapmışlar. Dolayısıyla böyle ne kadar fanatik olduklarını da gördük. Ama kimse bundan rahatsız olmadı. Çünkü o kişiler de hani hakikaten nahoş cümleler kurmadılar. Evet. Seviyeli bir şekilde sevinçlerini ifade ettiler falan. Bunlar önemli. Yani çok. Oraya her yaş grubundan ve her kitleden insan geliyor. O yüzden birbirini tolere etmek, hoşgörüyle karşılamak ve holigan olmamak lazım. Kesinlikle. Yani kesinlikle. En kötü tarafı o yani. Evet. O holiganlık çok evet. Kötü bir şey. Bu her şeyde böyle. Hayatın her aşamasında böyle. Evet. Sadece maçlarda değil yani. Siyasette de böyle, normal hayatlarımızda da böyle. Şimdi trafikte giderken insanlar levyelerle, sopalarla. Maalesef tabii. Geçtik onu artık silahlarla. Silahlarla tabii. Evet, birbirlerine giriyorlar. Doğru, o dediğin grup. Bir aileyle tanıştım. Babası, anneleri ve kızı ve erkek çocukları. Hı-hı. 4 kişilik bir çekirdek aile. Hı-hı. Mümkün mertebe her maça geliyorlar. Dün akşam anne yok, kız vardı. Kızları Hı-hı. vardı, oğlu vardı. Hı-hı. Oğlum da yanımdaydı. Oğlu da yanımdaydı. Hı-hı. Mühendis kendisi, COVID olmuş. Oo. Ondan sonra son maçlarda gelemedim. Engin abi dedi, oturup dedi, televizyondan izlemek zor oluyor. Buradan gelmek daha güzel dedi. Tabii. O da biraz böyle tepkisini koyan birisi ama normal koyuyor hakemlere. İşte o faul değil, bu faul değil diye. Dün bayağı heyecanlandı. Kız kardeş biraz daha uysal. Hı hı. O böyle elini ağzına bütün tırnaklarını yiyor. Ama güzel bir ortam. O, özellikle o VIP koltuklar dediğin gibi sosyalleşme adına çok güzel bir adım oldu. Bence o konuda da Ömer'i ve Tolga'yı, Tofaş'ı kutlamak lazım. Onların yaptığı bir icraattı ve güzel bir şekilde de tuttu ve devam ediyor. Hı-hı. Onun öyküsünü de bilir misin bilmiyorum. Bilmiyorum. Jack Nicholson. Evet. Amerikalı aktör. Evet. Salon koltukları basketbol hastası o. Hı-hı. Ve Los Angeles Lakers taraftarı. Tribünden izliyormuş. Ya demiş, ben demiş gözlerim demiş rahatsız demiş. Salona bir koltuk koyalım oradan izleyelim demiş. Los Angeles Lakers kulübü. Onu da yerine getirmişler listeyi. O koltukları koymuşlar. Ha, o geldiği zaman mutlaka önde koltukta oturur maçını izler. Bazen naklen yayınları izliyorum canlı olarak. Basketbol benim çok en birinci öncelikli evet. Sporum, hobim diyeyim. Gece tabii 2-3 de olsa kalktığımda bakıyorum ama son senelerde gelemiyor. Duyduğum kadarıyla biraz küsmüş kulüp şampiyonluktan uzak. Onlar bir de Kobe Bryant'ın ölümünden çok etkilenmiş. Şimdi gelmiyor pek maçları ama yine o koltuklar dolu oluyor, güzel oluyor. Ama keyifli yani. Evet, tabii Bursa'da tabii. Biz de orada mesela insanlar bira içerek maç seyrediyorlar. Hı-hı. Biraları ellerinde bu kadar. Ama bizde olmasın vallahi ne kavgalar olur. Bazen o su içerken bira, bile bunlar oluyorsa. Bira mesela atıyorum oyuncunun üzerine çarpıyor, eline çarpıyor, üstü başı batıyor. Hı-hı. Hemen sporcu gidiyor, özür diliyor. Evet. Güzel.
Centilmenlik demek tabii, yani spor ama işte biz biraz ondan fazla maalesef uzaklaştık. Daha o noktaya gelemedik. Evet, inşallah en kısa zamanda İnşallah. Olur. Evet Engin, teşekkür ediyorum. Engin Aksöz daha bize hafta başı itibariyle başladı. Dolayısıyla ailemizde çok yeni. Ben de istedim ki bu heyecanımızı ve sevincimizi birlikte paylaşalım. Biraz da spordan söyleşelim. Siz zaten gayet iyi tanıyorsunuz kendisini. Onu anlatmaya ve tekrar tanıtmaya hiç ihtiyaç yok. Bizle beraber olduğu için, Bursa'da bugün ailesinde olduğu için biz çok mutluyuz. İnşallah uzun senelerde İnşallah. Hep birlikte meslek hayatımıza devam ederiz diyorum. Kendisi gelecekte yeni programlarla sizlerle mutlaka buluşacaktır. Bugünlük Günaysın'ın konu oldu. Belki çok gün gelirim ediyorum. Sen beni konuk edersin. İnşallah çok teşekkür ederim. Ben de özlemişim ekranları. Eski çalıştığım yerlerde programlar sundum. Evet. POT 6 programı evet. yapmıştım. İşte futbol yorumlarına katıldık. Arkadaşlara da saygıyla anıyorum buradan. Tabii ekran heyecanı daha farklı oluyor. Hazırlık yapmak da gerekiyor. Bugün böyle çok ani oldu. Evet. Ben de çok memnun oldum. Evet, ben de memnun kaldım. İyi ki geldin, iyi ki bizdesin diyorum. Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, sağ ol. Evet efendim, bugün Günaysın'ın kendi Bursa'da bugün ailesinden konuğu vardı. Engin Aksöz'le biraz spor söyleşisi yaptık. Biraz da mesleki dayanışmayı da aslında yapmak istediğimiz. Cuma sabahı 10.30'da Günaysın'da buluşacağız. Ama yarın akşam biliyorsunuz Biz Bize programımız var. Saat 19.00'da Hasan Boztürk'le beraber sunduğumuz İnşaat Mühendisleri Odası Çalışma Grubu Başkan Adayı Cevat Şahin bizle beraber olacak. Vaktiniz olursa bekleriz. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.